Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği'ne hoş geldiniz. 23 Nisan Egemenlik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu ve mutlu olsun. Kahire'de bir süreden beri Türkiye Büyükelçiliği milli bayramlarımızda, bilhassa çocuk egemenlik ve çocuk bayramında bu büyükelçiliği bir uluslararası festival ortamına taşıyor. Mısırlı okullar, Mısır'daki uluslararası okullar, diplomat çocukları, normal halk çocuklarıyla kucaklaşıyoruz. Bugün bu seneki kutlamamızda da çok özgün Mısır'dan 5 okul var. Ayrıca Mısır'da annesiz babasız öksüz çocuklar derneğinin gösterileri olacak. Mısır Kızılay Kan Bankası adına kan verme kampanyası yapılacak. Ben de biraz sonra kan vereceğim. Ondan sonra Irak Türkmenleri aramızda, Erbil'den Türkmen folklorcularımız geldi. Yine Mısır'da bir uluslararası festival münasebetiyle burada bulunan Destan folklor grubumuz burada. Tam bir bayram havasında göreceksiniz. Mısırlılara bu ortamda, bugünkü konjonktürde, ülkenin içinden geçmekte olduğu çok sıkıntılı tarafların, siyasi partilerin kutuplaştıkları, diyalogsuzluktan muzdarip oldukları ortamlarda ümit aşılamak istiyoruz. Türkiye Büyükelçiliği'nin bahçesini, liberal olsun, muhafazakar olsun, yaşlı, genç, fakir, zengin, eğitimli, cahil olsun, her toplumun her kesiminden, devlette görev yapan, sivil toplum örgütleri, medya, kanaat önderleri, eğitim camiası, kültür camiasından herkese açıyoruz. Ve bunu Kahire'de, Mısır'da yapabilen tek büyükelçilik biziz. Çünkü Mısır halkı bizi kendisinden ayırt etmiyor, ailenin parçası olarak görüyor. Mısır'daki her kesimden liderlere itidal tavsiye ediyoruz, diyalog ve uzlaşma tavsiye ediyoruz. Geleceği birlikte inşa etme reflekslerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Toplumun isteklerine, beklentilerine taleplerine cevap vermeye ve toplumun menfaatlerini, ülkenin menfaatlerini, siyasi parti ve grupların menfaatlerinin üzerinde tutmaya davet ediyoruz. Ve bu mesajımız devletimizin bütün büyükleri, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız tarafından defalarca verildi. Türkiye bu parkurda, Mısır'a istikrar desteği verme parkurunda yalnız koşmaktadır. Ve bayrağı en önde taşımaktadır. Bütün dünyanın seyirci kaldığı, dünyanın büyük devletlerinin geriye çekilip bekle gör siyasetine girdiği bir ortamda 100 milyona yaklaşan kardeş Mısır halkına destek veriyoruz. Mısır'la rakip değiliz, Mısır'la ortağız. Mısır'la ortak olduğumuz zaman Akdeniz barış gölüne dönüşecektir. Mısır'la ortak olduğumuz zaman Afrika, Türk yatırımları için, Türk müteşebbisleri için, Türk ürünleri için, Türk kültürü için açık pazar haline gelecektir. Çünkü bizler hiçbir zaman emperyalist olmadık. Bizler hiçbir zaman yönettiğimiz ülkeleri kolonize etmedik. Tarihimizi doğru anlamamız ve gelecek nesillerimize doğru anlatmamız gerekir. Tarihimizi sevdiğimiz, bizimle dost, bizimle ortak, bizimle kardeş olmak isteyen, bizimle işbirliği yapmak isteyen uluslara da yeniden anlatmamız ve yazdırmamız gerekiyor. Bu ancak sabırla, kararlılıkla ve karşı tarafa eşit muamele ederek mümkün olabilir. Ve biz Mısır'da bu mesajı, bu şiarı bugüne kadar çok iyi anlatabildik. İnşallah bundan sonra da, benim görev dönemim sona eriyor. Bu büyükelçilik kollarını açtığı zaman 10 binler geliyor. Biz istediğimiz sürece buradalar. Her zaman bizimle varlar. Ve inşallah bundan sonra Mısır'ı yönetecek idareler de sivil toplum gibi halkın talep ve beklentilerine cevap verecek, kardeşlik ve ortaklık ruhunu daha da tahkim edeceklerdir. Bu Türkiye için de, Mısır için de kazan kazandır. Çünkü Türkiye bu ülkeye, benim sadece görev yaptığım 3,5 yıl döneminde buradaki ihracat ve ithalatımızın toplamı 3 milyardan 5,5 milyara doğru yaklaşmıştır. Mısır iflas etti denen, Mısır idare edilemiyor, otorite boşluğu var, ülkede diyalogsuzluk var, hükümet edemiyorlar, geçiş hükümetleri başarısız, yeteneksiz dendiği bir ortamda Türkiye-Mısır ticaret ilişkileri 3 milyar dolardan 5,5 milyar dolara çıkabiliyorsa, bu ülkede 50 bin kişiye iş verebiliyorsak, Türk müteşebbislerinin ekmeğini yiyen Mısırlar, biz elimizi kaldırdığında Türkiye ile dayanışma mesajlarına iştirak ediyorlarsa, bu bütün halkımız için, ulusumuz için, hükümetimiz için, bakanlarımız için, sivil toplumumuz için, özel sektörümüz için büyük bir gurur ve kıvanç kaynağıdır. Türkiye böyle olmak zorundadır. Biz durmaya vaktimiz yok. Devamlı büyümek zorundayız. Büyürken
bizimle işbirliği yapan, bizimle kardeş, bizimle ortak milletlere eşit muamele edeceğiz. Onları sevgiyle, sabırla, teenniyle kucaklayacağız. Onların yaralarına merhem olacağız. Onların ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Onlara büyüklük ve üstünlük taslamayacağız. Onların kültürünü gerçekten öğreneceğiz, içselleştireceğiz ve ancak bu şekilde geleceği birlikte inşa edebiliriz.